Helikopterimiz motorları dışında dışarıdan aldığımız malzemeye izin vermedikleri için ihracına biz helikopter ihraç edemiyoruz. Buna benzer birçok saha var. İlaç bu işin temelinde gelir. Biz hiçbir ilaç maddesini, ham maddesini kendimiz üretmiyoruz. Bütün ham madde dışarıdan geliyor. Aynen otomotiv sanayinde olduğu gibi montaj yapıyoruz biz. Şuradan aldığımız şu maddeyle falanca ülkeden aldığımız şu maddeyi karıştırıyoruz. İlaç diye Türkiye'de satıyoruz. Bu sanayileşme değil. Bu ilaç üretiminde mesafe kat etme değil. Bu dışarıya bağlılığın ta kendisidir. Bunu düzeltmeden bu ülke düzelmez. Problemleri çözemeyiz. İzmir'e bakın işte. Bütün sahil bölgeleri, Marmara bölgesi, İstanbul aynı mı? Aynı. Nedir buradaki özellik? Anadolu'nun her şehrinden orada karnını doyuramadığı için buraya gelen kardeşlerimiz. Büyük bir kısım öyle mi? Öyle. Niye kendi şehrini bırakıyor, kendi memleketini bırakıyor da buraya göç ediyor? Çünkü kendi memleketinde karnını doyuracak bir iş olmadığı için. Oralara yatırım nasıl gidecek? Devlet politikaları uygun bir şekilde tanzim edilirse gider. Kendiliğinden olmaz. Ben uzun zaman teşvik ve uygulama genel müdürlüğü yaptım. Yani sanayinin teşvik edilebilmesi için. Emin olun Anadolu'nun her köşesine yatırım yapmak için çaba sarf eden insanlarımız var. Şimdi kalmadık. Biz o zaman bizden istense bile İstanbul'da istihdam artıran hiçbir yatırıma teşvik vermem. Eğer böyle bir yatırım yapacaksanız Anadolu'da kendinize bir yer bulun dedi. Ve elhamdülillah o dönemde oldu. Erbakan Hoca 270'ten fazla fabrikanın temelini atmıştı 1975-76-77 yıllarında. Ama onlardan 70'i bir yılda bitmişti. Ama maalesef halkımız onu takdir etmedi. Arkasından şartlar değişti ve bugünkü hale düştü. Buradan kurtuluşumuzun çaresi yine Anadolu'yu fabrikalarla donatma. Buraların da nüfusunun çok fazla olmaması için, burada yaşayan insanların da rahat yaşayabilmesi icap eder. İzmir'de, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Bursa'da, buraların nüfusu belli bir seviyenin üstüne çıkmamalı ki buradaki hayat da düzgün olsun. Sözü biraz uzattım belki ekonomi deyince. Çünkü hepimizin derdi içinde bulunduğumuz ekonomik problemlerin çözümü. Sadece iş burada bitiyor mu? Hayır. Sağlıkta sıkıntılarımız var. Doktorlarımız kaçıyor yurt dışına. Benim yeğenlerim var, torunum var. Artık burada ümidini kestiler. İlk fırsatta başka bir ülkede çalışmak için kolları sıvada arayışın içine girdiler. Günahdır yani. Kimse gönül rahatlığıyla gitmek istemiyor ki. Ama burada emeğinin karşılığını almayı da elbette arzu ediyor. Eğitimimiz bir hercümen içinde. Türkiye'de eğitim rayında gidiyor mu? Eğer bu kadar öğretmen açığımız varsa, eğer hala bizim okullarımız kalifiye insan yetiştiremiyorsa, üniversitelerimiz, 200'den fazla üniversitemiz var. Biz bunların büyük bir kısmında öğrenci açığı olduğunu görüyoruz. Öğretim görevlisi açığı olduğunu görüyoruz. Bunları telafi edemezsek, ülkemizi düzgün bir seviyeye getirdiğimizi söylememiz mümkün olmaz. Muhterem kardeşlerim, sözlerimi daha fazla uzatmak istiyorum, istemiyorum. Muhterem muhtar kardeşlerim, sizler elbette kendi bulunduğunuz mahallelerde insanımızın derdini bizden daha yakinen biliyorsunuz. O dertleri mutlaka belediye ile ilgili olanları o makamlara iletiyorsunuz ama ülkemizin genel problemlerini de
mutlaka siyasilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz de bunun için buradayız. Biz hangi problem olursa olsun o problemin çözümü ile ilgili kanaatlerimizi sizlerle paylaşmaya her zaman hazırız. Ama bizimki ancak genel manada fikirlerimizi söylemekten ibaret olur. Çünkü muhalefet icra makamı değil. Şu anda biz sadece fikirlerimizi biraz önce sizinle paylaştığım gibi sizlerle paylaşırız. Çözüm iktidara gelmekte yatar. Bir seçime gidiyoruz. Bu seçime giderken en azından başlangıçta Cumhurbaşkanlığı sisteminin önlenmesi için bir birliktelik oluşturmuştuk. 4 siyasi parti bir araya gelmişti. Başarılı olamadık. Milletimiz tercihini bugünkü iktidardan yana ortaya koydu. Şimdi o problemin ne kadar önemli olduğunu, bizi ne kadar etkilediğini gördü. Herkes yaşayarak gördü. Artık kanaatlerin değiştiğini zannediyorum. Bundan dolayı da iktidar partisinden ayrılan iki grupla birlikte altılı bir masa oluşturuldu. Seçime giderken aslında ben seçimlerden önce bugünkü şartları dikkate almadığımız zaman bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum. Ama işler şartlar değişti. Şimdiden bir yönetim ittifakı oluşturulmazsa yarın seçimlerden sonra bunu oluşturmak zaman alır veya mümkün olmaz. O halde biz bir araya gelelim, ülke meselelerini görüşelim. Seçime giderken belli konularda ittifak etmiş olarak gidelim. Süratle bu sistemi değiştirelim. Bu sistem değiştikten sonra zaten her parti kendi politikalarını eksiksiz uygulama yoluna gidecektir iktidara geldiğinde. Ama bugünkü şartlarda orta yolda makul bir noktada buluşmakla mükellefiz. Her siyasi partinin kendi politikaları var. Dış politikada da, ekonomide de, eğitimde de, her konuda. Ancak eğer biz bir koalisyon, seçim öncesi de olsa bir koalisyon oluşturuyorsak, asgari müştereklerde birleşmek mecburiyetindeyiz. Şu anda altılı masa dediğimiz masanın yaptığı bundan ibaret. Ayda bir araya geliyoruz. Genel başkanlar olarak meseleleri, içinde bulunduğumuz şartları değerlendiriyoruz. Arkasından da bir takım açıklamalarda bulunuyoruz. İlk defa ciddi manada geçen toplantımızdan sonra iki konuda birer rapor açıkladık. Üçüncü raporda öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki ayın başında İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapacağımız toplantıda kararlaştırılacak. Böylece biz bir sene sonra veya daha kısa bir zaman sonra seçime gittiğimiz takdirde insanımıza ne vaat ediyoruz onları da açıklamış olacağız. Bu bir bakıma koalisyon olacak. İlk başlangıçta. Evet, bir cumhurbaşkanı seçilecek, bir de meclis seçilecek. İkisi de önemli. İkisini birden bu masada bulunan siyasi partilerin kazanma mecburiyeti var. Değişiklik o zaman yapılır. Ha, cumhurbaşkanlığında başka bir parti, mecliste başka bir parti çoğunluğu elde ederse ne olur? Gene işler düzelir de zaman ister. Sıkıntılar devam eder, hatta artar. Endişemiz o. Onun için bizim asgari müştereklerde bir araya gelmemiz, bir ittifak sağlamamız ve milletimizden de destek istememiz önemli bir tavırdır. Ben inşallah bunun toplumda karşılık bulacağına inanıyorum. Buradaki manzara da zaten bunu yansıtıyor diye düşünüyorum. Başka illere gittiğimizde aynı manzarayla oralarda da karşılaşıyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtuluşunun ilk adımı olur diye düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Genel Başkanımız Temel Karaoğlu.